Medical Park Sağlık Grubu'nun hazırladığı Herkes İçin Sağlık programından merhaba. Programımızın konusu kanser. Konuğumuz ise Profesör Doktor Erkan Topuz. Kanserden nasıl korunulur? Kanserden korunmak çocukluk yaşta başlar. Daha doğrusu çocuk yaşını bırakalım, anne karnında başlar. Anne karnındakini bırakalım, anne ve babadan başlar. Anne ve baba eğer toksik gıdalar alıyorsa, aşırı miktarda sigara kullanıyorsa, aşırı miktarda alkol alıyorsa, çeşitli kimyasal fabrikalarda, zehirli fabrikalarda çalışıyorsa, işte bunlarda sperm ve overlerde toksite meydana gelebilir. Demek ki sağlıklı bir döllenme de ancak dediğimiz gibi sağlıklı insanlar vasıtasıyla olursa kanser riski daha çocuk anne karnına düşmeden evvel sağlanmalı. Obezitenin kanserde rolü var mıdır? Spor. Çocuğun kilosuyla boyunu belli ölçüde tutmak lazım. Çocuk obez olmamalıdır. Çocuk spor yapmalıdır. Çocuk yürüyüş yapmalıdır. Çocuğun hobileri olmalıdır. Bunun dışında söyleyebileceğimiz en önemli şey zeytinyağı bol tüketmelidir çocuk. Sebzeler, meyveler ve kimyasallardan uzak bir diyet çocuklara küçük yaşta başlamalıdır. 20 yaşından sonra başlayan diyet insanları %20 kanserden korur. Ama 20 yaşından evvel başlayan diyet %60 oranından bizi kanserden korumaktadır. Radyoterapi hangi tür hastalara uygulanır? Radyoterapi genellikle 3 santimetrenin üzerinde olan tümörlerde, koltuk altındaki lenf bezleri 3 tane üzerinde olanlarda ve meme koruyucu olan tümörlerde muhakkak radyoterapi yapılmalıdır. Radyoterapi artık eskisi gibi değildir. Radyoterapi artık 3 boyutlu ve çeşitli şekillerde, vücuda zarar vermeyecek şekillerde geliştirilmiş lineer akseleratör dediğimiz yeni tip cihazlarla kanser hastalarına hiçbir zarar vermeden, yan etkileri olmadan, hastaya ve estetik olarak da hiçbir yan etki bırakmadan temelli kurtulma şansı getiren yardımcı tedavilerden de birisidir. Kanser tedavisinde kullanılan tamamlayıcı tıp nedir? Tamamlayıcı tıp tamamen alternatif tıpla karıştırmamanız gerekir. Alternatif tıp ispat edilmemiş bir tıptır. Ancak tamamlayıcı tıp doğrudan doğruya bilimsel olarak ispat edilmiş bir tıptır. Burada da tamamlayıcı tıbbı iki grupta incelemek gerekir. Birinci gruptaki tamamlayıcı tıp ruhsal bedensel yaklaşım. İkinci grup olarak ise diyet ve beslenmedir. Burada ruhsal bedensel yaklaşımda akupunktur. Bunların hiçbiri tedavi etmez ancak yardımcıdır. Meditasyon, dans tedavileri, gülme tedavileri, bazı Çin Tai Chi gibi, Tai Chi gibi bazı metotlar. Bunun dışında gülme tedavileri, mizah tedavileri, doğrudan doğruya inanç tedavileri gibi sayabileceğimiz pek çok tamamlayıcı faktör vardır. Bunlar hastalığı tedavi etmez ancak hastanın yaşam kalitesini arttırır, daha sağlıklı yaşamasını sağlar, tedaviye daha iyi bağlanmasını sağlar. Tamamlayıcı tıpta nasıl bir diyet yapılmalıdır? Organik olarak her şeyi beslenmeye çalışalım. Soframızdan yeşili, kırmızıyı ve özellikle karayı, koyu, turuncuyu yani gökkuşağının bütün renklerini soframızdan eksik etmeyelim. Son zamanda yapılan bir çalışma göstermiştir ki beta karoten tüketenlerde yani havuç, domates, koyu kırmızı tüketenlerde karşı memede meme kanseri riskinin çok daha az çıktığı ve meme kanseri riskine yakalanma ihtimalinin çok daha düştüğü, hatta evvelce bahsettiğim gibi genetik kansere bağlı olan BRC1, BRC2 olanlarda bile kanser riskini azalttığı aşağı yukarı 2009 yılında yapılan çalışmalarda ve en büyük kongrelerde tebliğ ederek gösterilmiştir. Kanserden korunmak için ayrıyeten zerdeçal yani türmeriyi de unutmamak gerekir. Bunun yanında pek çok baharat, özellikle acı biber, onun dışında pek çok kimyon gibi baharatlar, bunları bol miktarda kullanmalıyız. Beyaz un, beyaz şeker, tuzdan kaçmalıyız. Bunları çok az tüketmeliyiz. Bunun dışında sayabileceğimiz bütün kimyasallardan uzak durmalıyız. Evimizde kimyasal maddeleri çok dikkatli olmalıyız. Cep telefonlarından,
bilgisayarı uzun süre kullanmaktan, televizyona uzun yakın oturmaktan, dediğimiz gibi radyasyon saçan bütün olanaklardan kendimizi uzak durmalıyız. Bütün bunların içinde daha sayabileceğimiz yüzlerce faktör var. Ben ancak bunlardan size bir kısmından bahsettim. Başka konu, başka zamanlarda size tamamlayıcı tıptan çok daha uzun bahsedeceğim. Tamamlayıcı tıpta nasıl bir diyet yapılmalıdır? Doğrudan doğruya katı yağlardan kaçınmak, trans ihtiva etmeyen yağlardan kaçınmak, şişmanlıktan kaçınmak, doğrudan doğruya hastalarımızın muntazam bir hayat yaşamaları, alkol almamaları, alkol alırsa bile haftada 1-2 kadehten fazla alkol tüketmemeli. Çünkü gösterilmiştir ki günde 1 kadeh içki tüketenlerde %10 oranında kanser oranı, meme kanseri oranı artmakta. Günde 3 kadeh tüketenlerde ise %30'a kadar kanser oranı yükselmektedir. Onun için alkolden uzak duralım. Genellikle kırmızı etten uzak duralım. Haftada bir kere tüketelim. Genellikle kanatlıları ve onunla beraber balığı bol tüketelim. Omega 3 ihtiva eden gıdaları ön planda tutalım. Meme kanserine eğer yakalanmak istemiyorsak soya ve zeytinyağını kullanalım. Ancak meme kanserine yakalandıysak o zaman özellikle tekrar ediyorum, soya ve keten tohumundan nispeten uzak durmak gerekebilir. Çünkü bazı yayınlar soya ve keten tohumunun kansere yakalandıktan sonra reseptörleri pozitif olanlarda kötü etki yapabildiğini göstermektedir. Ondan dolayı buralarda dikkatli olalım. Gece uykumuza dikkat edelim. Geceleri normal olarak karanlık odada uyuyalım. Işık kanseri genellikle çoğalttığı ve gece vardiyasında çalışanlarda kanser oranının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Onun için karanlık odada uyuyalım ve normal zamanda yatalım ve normal zamanda kalkalım. Aşırı stresten uzak duralım. Bununla beraber tabii sigara ile alkol birleştiği zaman çok daha büyük kötü potansiyele sahiptir. Bu toksik elemanlardan uzak duralım. Bunun dışında organik olarak her şeyi beslenmeye çalışalım. Soframızdan yeşili, kırmızıyı ve özellikle karayı, koyu, turuncuyu, yani gökkuşağının bütün renklerini soframızdan eksik etmeyelim. Son zamanda yapılan bir çalışma göstermiştir ki beta karoten tüketenlerde, yani havuç, domates, koyu kırmızı tüketenlerde karşı memede meme kanseri riskinin çok daha az çıktığı ve meme kanseri riskine yakalanma ihtimalinin çok daha düştüğü, hatta evvelce bahsettiğim gibi genetik kansere bağlı olan BRCA1, BRCA2 olanlarda bile kanser riskini azalttığı aşağı yukarı 2009 yılında yapılan çalışmalarda ve en büyük kongrelerde tebliğ ederek gösterilmiştir. Kanserden korunmak için ayrıca zerdeçal, yani türmeriği de unutmamak gerekir. Bunun yanında pek çok baharat, özellikle acı biber, onun dışında pek çok kimyon gibi baharatlar, bunları bol miktarda kullanmalıyız. Beyaz un, beyaz şeker, tuzdan kaçmalıyız. Bunları çok az tüketmeliyiz. Bunun dışında sayabileceğimiz bütün kimyasallardan uzak durmalıyız. Evimizde kimyasal maddeleri çok dikkatli olmalıyız. Cep telefonlarından, bilgisayarı uzun süre kullanmaktan, televizyona uzun yakın oturmaktan, dediğimiz gibi radyasyon saçan bütün olanaklardan kendimizi uzak durmalıyız. Bütün bunların içinde daha sayabileceğimiz yüzlerce faktör var. Ben ancak bunlardan size bir kısmından bahsettim. Başka zamanlarda size tamamlayıcı tıptan çok daha uzun bahsedeceğim. Herkes için sağlık dileklerimizle. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.